Yani bir kebap yaptın maşallah. Daha yapmadı bir de. Daha yapmadan bu kadar konuşlar da bu mangal işine ne diyorsun sen? Biz mi yakalım yani? Ben mi yakacağım? Yani hanımefendi mi yaksın, eşini yaksın? Eşini yakmasını problem ederler mi? Biz yakacağımıza eşi yaksın. Yalnız kocanız benden şey isterse vermem, haberiniz olsun. İstemez benim kocam. Şu kadın şu özlü sözlü peçeteleri aramış buraya yerleştirmiş. Bir tanesi de bir Müslüman da kafasını kaldırıp ya şu kız şuraya ne yazmış demedi. Yazıklar olsun diyoruz. Burnunuzdan gelsin bu kahveler. Nurşan'ın kahve sunumu bir tek benimkinden farkı tepsi koymuş altına. Onun harici her şey aynıydı. Bir değişiklik yoktu. Kahve kahvedir sonuçta. Türk kahvesi. Mine Hanım'ın kahve sunumuyla Nurşan Hanım'ın kahve sunumunu kıyaslamak istiyorum. Tamamıyla Nurşan Hanım'ın özen gösterdiğini apaçık bize belli etti. Hadi hemen kaldıralım şunları efendim. Ayşegül Hanım bir yudum bile anlamış. Çikolataları yemiş. Ayşegül Hanım eğlenmeye geldim dedi durdu bugün. Anlamadım. Sirk hani, çadırı mı burası? Kazanmaya mı gelmişti? Şimdi eğlenmeye geldim diyor. Bugün için söylüyor. Ama yok siz menünüzü açıkladıktan sonra dedi. Bugün çok eğleneceğim belli dedi. Eğlensin ben de eğlenirim. Adana'dan sonra cheesecake yerim dedi. Yesin. Ben Avrupalarda en güzel yerlerde yedim dedi. Onu da arada iyi sokuştur ya. Oraya gittim buraya yedim sonra kendi günümde konuşuruz. Bak niye anlatmıyor biraz daha havasını sürsün diye. Evet. Hadi götür de getir. Ne olduğunu anlatmıyor ki biraz daha havasını sürsün diye. Kesin anlatınca pos çıkacak bir şeyler. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkürler sağ ol. Şunları da alın hanımefendiciğim. Ben bugün menüyü duyunca çok neşelendim. Çünkü bekliyordum Nurşan Hanım'ın menüsünü. Neden? Bana şöyle bir şey söylemişti. Ben kendi menüme çok güveniyorum. Ben birinci olacağım, sen sonuncu olacaksın gibi bir şey söylemişti. O yüzden çok bekliyordum menüyü. Hanımefendi temizlik yapacağız. Hazır evet, mısınız? Hazırım. Madem o bulaşık makinesinin arasını sildi. Şimdi burayı da bir süpür bakalım nasıl iş yapıyorsun görelim. Nereden başlıyoruz? İlk önce halıyı süpürüp hadi kaldıralım. O zaman tak fişini, tak fişini. Tamam. Zaten salonda çok bir detay yok açıkçası. Temizliğin startını veriyoruz ve Nurşah Hanım işe salondaki halıyı süpürmeyle başlıyor. Nurşah özgüveni tam dışarı çıkaramamış bir kızımız. Yeterli özgüveni olduğunu düşünmüyorum. Bunu da yansıtamıyor. Sen Sakarya neresinde oturuyorsun normalde? Maltepe. Sakarya'da Maltepe mi var? Evet. Her yerde Maltepe var. Aa, Ankara'da da varmış, Sakarya'da da mı var? Nasıl güzel mi sizin Maltepe'de? Hep bayır, tepede yani. Eşi ne iş yapıyor? O fabrikada çalışıyor. Ne fabrikası? Çikolata mı, konfeksi? Yok, öyle değil. Araba diyeyim yani, araçla alakalı. Yedek parça üreten bir fabrikada mı çalışıyor? Direkt şeyi üreten, tır şeyi yapıyorlar. Kasası, dorsası falan mı? Evet, onlardan. Serhat çok tatlı, yakışıklı, iyi niyetli. Siz nasıl tanıştınız? Ben de fabrikada çalışıyordum evlenmeden önce. O fabrikada mı? Yok, başka bir fabrikada çalışıyordum. Orada bir abla vardı. Sermin abla. Her fabrikada bir abla vardı muhakkak. Evet. Ara bulan. Onun akrabasıymış. O evlenmek istiyormuş. Ben de istiyordum evlenmek. Tanıştırdı bizi. Ocak'ta tanıştık, Temmuz'da evlendik. Vay be, güzel hızlıca ilerlemiş. Bak bu evliliklere hayranım. Uzatmıyorsun. Tanıştın, görüştün, uzun konuştun. Uzun olmuyor. İyi misin, nasılsın, ne seviyorsun, ne sevmiyorsun, ne istiyorsun? Bitti. Kadir'cim anlaşabildikten sonra neyi kurcalayacaksın yani? Ama ne bileyim hani aynı evin içine girerse değişir mi değişir diye oturup böyle düşünüyorlar. Kendine kuşkular yaratıyorlar. O kuşkuları büyütüyorlar ondan sonra. Ya o her türlü evlen boş ver. Bunu mantığına oturtturdum ilerleteceksin. Evet. Yeter ki başına geleceği bil. Oradan başlayayım şimdi. Gel bakalım. Serhat çok naif, tatlı bir insan. Kimseye hiçbir kötülüğü olmayan, herkese iyilik yapan bir insan. Çok iyi bir baba. O yüzden iyi ki onu seçmişim. İyi ki o da beni seçmiş. Sana nereden esti yarışmaya katılmak? Evde kimse yoktu. Canım sıkıldı geldim diyecek gibi geldi bana. Dedim abi bir gireyim bakayım nereden başvuru yapılıyor. Dedim beni seçmezler zaten. Niye Allah her başvuran zaten böyle düşünüyor? Niye hiç kimse evet beni hemen alırlar demiyor yani neden? Vallahi öyle dedim ama başvurdum ertesi gün aradılar. Gördün mü? Hanımefendiciğim biz herkesi anında arıyoruz. Anında arıyoruz da herkesi almıyoruz. İşte. Her aradığımızı alsaydık o. Bence özgüveni olmayan bir insan asla bu yarışmayı kazanma şansı olamaz. Nurşah Hanım amarattığını göstermek için yerleri silerken bakalım Ayşegül Hanım ne diyor? Nurşah Hanım'ı aslında ben çok çözemedim. Sanki içinden farklı, dışından farklı gibi duruyor. Yani bugün onu bence kendi günü olduğu için çok net göreceğiz. Tamam, kas. Hadi Nurşah, kalk yerden. Kada mı? Kalk, kalk, sürünme, kalk. Bez sıkmanı da gördüm bu arada. Gördün mü? Nasıl sıktı? Böyle sıktı. Eline sığmadı bez. Büyük geldi bez eline. Gel mutfak el bez sıkarsın. İnşallah. Çok heyecanlı, genç. Bu heyecanla yapar inşallah. O evet. Önce kahveleri bir kaldıralım ortalıkta. Evet. Sana zahmet. Şu neresiydi? Fırının camı vardı. Evet. Mutfaktaki temizliğimizi başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi halıyı kaldırıyoruz efendim.
Bu boyanıyor mu mikrodalga peki? Aa, pas mıymış bunlar ya? Pas, ben sana dedim ya. Bence pas değil onlar. Şey Nurşan, şunu sana zannet bir ıslatsana. Pisses, şu altı var ya bak. Oradan akmış, bunun altı da paslı. Şuralar da pas. Tamam işte buradan gelen mi? Aa, bunun içi de yanmış. Bak bence şöyle... onun atılması lazım. Yok canım, niye atıyorsunuz? Bak külü olmuş resmen. Sayın seyircilerim, bakalım Kadir Ezildi mikrodalga fırının kirini pasını çıkarabilecek mi? Temizlikte hızlı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü genç bir kızımız. Yapabilir. Yani ağır olacağını düşünmüyorum. Daha enerjisi yüksek. Yani o konuda hareketli olabilir. Oo Kadir. Bu sizin için. Poşet mi getirdiniz bana? Hayır. Battaniye. Bunu sen elinle mi ördün? Evet. Çok bu. Aa, buna bağlı mı? Onları örmek çok kolay. Çok. Çok zor. Bunu çok zor değil. Yalan söyleyemem. İşini övüyorum. Allah'ım bu kız beni öldürecek. Hayır ya, ben biliyorum. Seyircimi kandırma. O kartta bir şey yazıyor mu? Evet. Okusanıza. Güzel kokuyor bu arada. Emek kokuyor, emek. Yıkadım bebeğimin deterjanlarıyla yıkadım. He. Böyle bebek koksun diye. Heh, tam Romalı Helen oldun. Temizlik. Çok şık bu arada. Yumuşak ama bunu tığla örmedin de. Yok, bu elinden parmakla evet. Hadi notu okuyun. Sevgili Kadir, mutlu günlerde kullanman dileğiyle. Aa, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol tekrar. Bak benimkinde nazar boncuğu var. Aç bakayım seninkini. Bakayım. O tığ işi. Aa, nazar boncuğu dedim çıktı vallahi. İçindeki ne? Aa, telinle örmü. Baksana diyeyim, bu zor işte. Bu bundan zor. Ama bu daha büyük. Büyüklüğü önemli değil işte. Benim için büyüğün. Yo hayır. Şu an ben çok mutlu aslında oldum. Şöyle. Yaz geldi ama olsun Nurşah. İnsan kışın gelirdi yarışmaya. Nurşah Hanım, diğer yarışmacıların tabaklarına böyle bir şey koysanız. Vermesin çok. Hepsine yaptım ben. Size de yaptım. Bunun aynısından mı? Aynısı. Bence aynısı. Hayır, çiçek olarak aynı mı? Renk olarak aynı değil. Ama çiçek olarak aynı model yani. Ben griyim. Ne olduğum belli değil. Verme. O kadar emek verdin. Teşekkür etmeyecek ya. Şov yapıyor diyecekler. O zaman şöyle yap. Final der ver. Yazık yine onca uğraşmış kız. Laf diyecek şimdi onlar. Ama tabaklara şöyle güzel bir hoş seda bıraksın yani. Olsun ya. Bu sefer diyecekler ki puan için yaptı. Siz onları götürün hadi. Hadi götür de gel. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Vallahi çok güzelmiş. Ellerine sağlık cidden. Vallahi severim böyle şeyleri Kadir. Bedavanı zaten hastasıyım. Kadir, tencereyi unutma. Ha, ben bundan çok fazla uğraşmayayım o zaman. Evet sayın seyircilerimiz, etap öncesi mutfaktaki temizliğimize tüm hızımızla devam ediyoruz. Birazdan etabımız var, sakın kaçırmayın. Nurşah Hanım bugün yemekleri eğer lezzetli yaparsa benim yine rakibim olamaz. Ben yine onu tabii ki geçerim ama hakkını da veririm. Bitti mi? Oldu mu? Burayı yaptım. Bakayım. Aa evet, esnaftan çıkmış. Ellerine sağlık. Gayet elimin güzel oldu. Elimin girdiği yere yalnız kadar yaptım. Ben evde öyle bir yer gördüm ki Nurşah. Kuzenim bu dolabı galiba hiç açmamış. Maalesef çok üzgünüm. Ben de merak ettim şimdi vallahi. Yani bunu nasıl unuttu bilmiyorum. Bunun dışı hakikaten sararmış Kadir. Baksana. Sarı 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 yapışmış. Bir de içini görelim. Ta 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 ta. Ta 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 ta. En sevdiğim. Şeytan anladı biliyor musun? Anlarım çok fena tabii. Bu çok fena. Etap. Etap. Etapa gidiyoruz. Zorlu bir etap. Evet. Mina Hanım'ın sesi kadar. Göreceğiz. Kızı da vardı. Göreceğiz. Yani dün bu tencerenin anasını ağlattı. Bugün senden de aynı performansı İnşallah. Bekliyorum. O zaman tenceremizi size veriyoruz. Hazırlayıp bizi çağırın efendim, olur mu? Olur efendim, görüşürüz. Tencere, tava, kuşkana. Kuşkana, kuşkana, kuşkana. Yani o tencereyi temizlemek gerçekten çok zor. Yani ben bu kadar güçlü kuvvetli olmama rağmen, bu kadar zor işlerde çalışmama rağmen zorlandığıma göre o asla yapamaz. Nurşah Hanım buyurun efendim. Buyurdum. Tencereniz hemen bezin altına koyalım. Evet. Sadece 5 dakikan var Nurşah. Tamam. Suyu çeşmeden kullanıyorsun zaten. Tamam. Eldiven ister misin? Hadi eldiveni takın. Tırnak araları siyah olmasın. Yok, tırnaklarımı kestim özel de. Hadi hadi hadi, hızlı hızlı. Heyecanlı etap başlıyor. 2, 1, başladı. Hadi teli ıslattık. Yasa gücünü sıkıyoruz. Ne koydunuz buna böyle? Kamyon lastiği yak içinde. Gerçekten evet. Çıkmıyor ya. Nice amaratların, nice titizlerin tarumar olduğu yanık tencere etabımızda bugün sınanma sırası Nurşah Hanım'da. Al bunun pek fazla vasfı yok şu anda, boş bir iş. Kız teli çıkartmadın, süngerin arkası i̇şte, çıkarır mı bacı? Şurayı alayım dedim, alamadım, ben yapamadım da. Orada ikinci bir tel var Kadir. Al tel al. Güzel gidiyorsunuz, hadi hadi. Pes etme, pes etme. Nasıl yemek yapacağım bu kadar yoruldum ben? Şunu da mı koyayım altına? Dur kaymasın iyice, getir.
Dakika geçiyor, dakika. Geçiyor orada. Son bir dakika. Hadi bacım. Kaldı. Haydi kızım, teli bastır sana. Hadi Nurşanım. O bitti de ben de bittim. Tenceremizi alalım efendim hızlıca. Hazırsanız sevgili seyirciler. Ta 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 ta. Olmamış şöyle bir ama. Hatıra fotoğrafı çekilelim. Olmamış değil mi? Belki bundan daha kötüleri vardır. Sus. Her zaman ümitli olalım değil mi? Vallahi elinden geleni yaptın. Yaptım. Tebrik ediyorum. Mine Hanım üstüne de çıkmış olabilirsin bu arada. Nasıl? Program sürprizlerle dolu. Büyük ileride göreceğiz. Evet. Penceremizin ağzını kapatıyoruz. Sizi yerinize uğurluyoruz. Ortalığı da anca zaten ben topladım. Bunları da makineye atarım. Ben gidiyorum. Ondan sonra hadi git. Daha mangal yakacağız. Kebap yanar gelleme. Hadi Kadir'im hadi güzelce. Sini sini ver Kadir'im. Her defasında şu pis işleri bana bırakıyorsunuz da hiçbir şey demiyorum. Beni en çok rahatsız eden kebap ana yemekten. Diğerleri de zaten yanında olması gereken şeyler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.